Günaydın. Bugün 14 Şubat Cuma. Ben Berfu Güven. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bugün biz sevgililer günü nedeniyle piyasaların aşklarını konuşarak başlayacağız. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Peki piyasanın odağında başka ne var diye hemen bir bakalım. Küresel borsalar bir aşağı bir yukarı devam ediyor. Dün Amerika'da hükümet kardan dolayı kapalıydı. İtalya'da yeniden siyasi kriz baş gösterdi. Letta bugün istifa edecek haberleri var. Fed en kırılgan Türkiye demişti. 1,5 ayda borsa %15, Türk lirası %8 değer kaybetti. Kırılganlıklar liginden çıkabilecek miyiz diye bugün soruyoruz. Ayrıca piyasa aşksız kalmaz bugün diyoruz. 2013'te kredi notu ve kötü veri aşkı vardı. Sizce piyasanın unutulmaz aşkları hangileri? Lütfen bu konuda bize yazın. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sunum yaptı. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başçı, henüz 2014 büyümesini öngöremiyoruz dedi. Bu yıl için %5 olan enflasyon hedefini şu an revize etmeyi düşünmediklerini söyleyen Başçı, kurun mu yoksa faizin mi ekonomiye yükü daha ağır sorusunu yanıtsız bıraktı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Fed'in Türkiye'yi ekonomisi en kırılgan ülke olarak değerlendirmesini eleştirdi. Loto tahmincisi gibi bakmaktansa ekonominin geneline bakmak lazım dedi. Bilanço dönemi hızlandı. Dün bilanço açıklayan Vakıfbank 2013 4. çeyrekte 424,3 milyon TL kar elde ederek 404 milyon TL'lik CNBC'ye beklentisini aştı. Bankanın 2013 karı 1,6 milyar TL oldu. Ereğli Demirçelik 4. çeyrekte 152,1 milyon TL, 2013'ün genelinde ise 930 milyon TL net kar elde etti. Son olarak Türk Traktör de 4. çeyrekte 74,6 milyon TL, 2013 genelinde ise 279,9 milyon TL kar açıkladı. Çin'de enflasyon Ocak ayında beklentilerin üzerinde %2,5 olarak gerçekleşti. Buna rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisinde enflasyon 7 ayın en düşüğünde. İtalya yeni bir siyasi krizle karşı karşıya. Başbakan Letta'nın bugün Cumhurbaşkanı Napolitano'ya istifasını sunması bekleniyor. Letta'nın yerine geçecek isim olaraksa Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Floransa Belediye Başkanı Renzi gösteriliyor. Başbakan Erdoğan dün akşam AK Parti ile eski milletvekilleriyle buluşmasında 17 Aralık operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan oğlu Bilal Erdoğan'la operasyonda adı geçen bakan çocuklarının savcılara dava açacaklarını söyledi. Piyasa aşksız kalmaz diye başlıyoruz. Bugün sevgililer günü, böyle piyasalar açısından bugüne bakalım istedik. Biraz da renkli bir başlangıç olsun dedik. Lütfen siz de yorumlarınızı bize yazın. Bugün Tacirler Menkul Yatırım Koordinatörü Erkin Şahin Öz'le birlikteyiz. Her cuma sabahı olduğu gibi. Erkin günaydın, hoş günaydın, geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi piyasanın unutulmaz aşklarını konuşarak başlayalım. Ya en unutulmaz aşk hangisiydi sence? 2013 için. 2013 ya da yani şimdiye kadar hatırladığın en büyük aşk. Bol ve ucuz para aşkı. Başka ne olabilir yani ki? Yani Fed aşkı. Fed aşkı. Fed aşkı. Kötü veri aşkı. Veriler kötü geldikçe Fed daha çok verecek. Fed daha çok vereceği için, likitte artacağı için piyasalar yukarı gidecek. Borsaların en çok sevdiği şey. Dolayısıyla bol ve ucuz para aşkı. Fed aşkı. Bu aşk bitti mi? Bitmedi ama bu aşk hiç bitmez. Bu aşk hiç bitmez. Bu sevda hiç bitmez. Çünkü dünya ekonomisi artık buna inanılmaz bir şekilde bağımlı hale geldi. Hı hı. Ne yazık ki. Ama şu bir gerçek, önümüzdeki 3 yıl hazır yeri gelmişken 2014, 15, 16 artık dolar likiditesinin eskisi kadar bol
ve ucuz olmayacağı bir dönemdeyiz. Hı hı. Hem reel sektör hem piyasa profesyonelleri bu yeni döneme kendilerini hazırlamak durumundalar. Şimdi piyasaların unutulmaz aşklarını biz böyle bir derledik kendi aramızda. Lütfen sen de araya girip yorum yap. Yani 2006'dan başlattık ve orada konut aşkı aslında piyasanın biraz da sonunu hazırlayan o aşk. Yani bir balon yarattı konut sevdası. 2007'de borsalarda başlayan yükselişle tarihi zirvelerin görüldüğünü izledik. Mesela 2007'de S&P 1576 ile o dönem tarihi zirveyi görmüş. Sonra Mayıs 2008'den sonra bir düşüş yaşandı. Ama bu çok sert olmadı. Mart 2009'da bir dip denemesi olduğunu gördük. Ve 2010 sonuna kadar o dip denemesinden sonra böyle çok sert bir yükseliş yaşandı. Yani borsa dibi gördü küresel çapta, yani Amerika'yı kastederek konuşuyoruz. Ve sonra bir yükseliş. Hatta 2010 sonuna kadar S&P o Mart dibinden %89 yükselmiş. Dow Jones %79. IMKB %190. Neden? Neden? Çünkü Fed faizleri %0'a çekti Berfu. O dönem Fed devreye girdi. Yani Fed aşkı o dönem başlamış oldu aslında. Fed aşkı başladı. Piyasalarında para kazanma aşkı yeniden şahlandı. Ve sonrasında devam ettiriyoruz ne aşkları vardı diye. Yani 2010'da Fed aşkı devam etti. 2011 altın aşkı dedik. Çünkü tarihi rekoru görmüştük o dönem. O da neden? Altın hücumu ne zaman başlar? Bol ve ucuz paranın geleceğini hissederse yatırımcılar altın önerirler. Çünkü bol ve ucuz para orta vadede enflasyon yaratır. Enflasyon beklentilerindeki artış da altın fiyatlarına prim getirir. Altının da o dönemde yükselişe geçmesinin ana nedenlerinden biri gene FED. Sonra bizde bir kredi notu aşkı başladı. Yani 2012 boyunca onun fiyatlandığını gördük. Yani borsadaki o sert yükselişte biraz bunun etkisi vardı herhalde, değil mi Erkin? Evet. Hatırlayanlar Berfu, bir dönem IMF aşkı vardı. IMF geldi, uçağa bindiler, uçaktan indiler, arabaya bindiler. Ankara'ya gittiler. para geliyor, geldi, gidecek vesaire. Şimdi de o dönemde de 2012 sonu ve 2013'ün başında da hak ettiğimiz o not. Ben hak ettiğimiz diyorum, yatırım yapılabilir ülke notu. Ha geldi, açıklayacaklar vesaire derken 2013'ün başında birkaç derecelendirme kuruluşu tarafından verilmiş bir not ve Borsa İstanbul'da rekor yaptı. Şimdi 2013'e de not aşkı devam etti. Yani ilk 6 ayda o not aşkının devam ettiğini herhalde kimse yatsıyamaz, değil mi? Yani sonuçta Mayıs ayında geçen sene biz borsada tarihi rekoru görmüştük. Biraz da o not aşkıyla geldi o rekorlar. Kesinlikle not aslında bütün yapılmış olan ekonomik anlamda reformların bir bileşkesiydi. Yıllardır yapılan reformların bileşkesi, yani bir sonucuydu. O sonucu aldık. Beklenti alındı, klasik kural, gerçekleşme satıldı. Not artışından sonra bir düşüş trendi bütün dünyada, aslında gelişmekte olan ülkelerde. Mayıs'la beraber başka aşklar başladı yeniden. O aşkı da biz kötü veri aşkı dedik. Yani dün seninle de konuştuk aslında. Biraz açalım onu da istersen. Evet, Mayıs ayında Bernanke çıktı, bir anda Eylül ayını işaret etti. Bol ve ucuz para musluklarının Eylül ayı ile birlikte kısabiliriz işaretini verdi. O yönde bir imada bulundu. O günden sonra gelişmekte olan ülkeler bir tarafa, gelişmiş ülkeler öbür tarafa gitti. Borsa endeksleri arasında müthiş bir ayrışma başladı. Gelişmiş ülke borsa endeksleri rekor kırdılar. Yani Amerika'da S&P, Almanya'da DAX, ama gelişmekte olan ülkeler bizim gibi borsaları satış yedi, para birimleri değer kaybetti, faizleri yükseldi. Şimdi izleyicilerimizden yorumlar var. Hemen onlara da bir yer verelim. Twitter'da Emircan böyle bir şarkı havasında bir şey atmış bize. Diyor ki havam bozuldu, kırılgan oldum, oynatmadan duramam. Borsam düşüşte, dövizim şaşkın, bu akşam benimlesin hayatta bırakmam diye böyle piyasalara uyarlamış şarkıyı. Merkez Bankası ve dolar aşkı demiş Mehmet Bozdağlı. Evet. Merkez Bankası ve dolar aşkı. Şimdi Merkez Bankası'nın dolar aşkı da şuradan geliyor. Merkez Bankası 1.90, Sayın Başkan 1.92 dedi. İddialı konuştu ama sanayi sektörü, reel sektör ters ayakta yakalandı. Hep konuştuk, bu kurdaki artışın arkasında gerçek talep var mı? Elbette var. 170 milyar dolar açık pozisyon olan özel sektör açık pozisyonunu kapatmak için dolar aldı. Yurt içi yerleşikler, yani vatandaş, döviz yukarı giderken döviz aldı. Dün de rakamlar açıklandı. Berfu, Merkez Bankası'nın faiz artışından sonra dahi döviz mevduat hesaplarında 3 milyar dolar artış var. Yani vatandaş halen dolar alıyor. Dolar almaya devam. Gerçek talep var. Dolara aşk var. Evet. Biz bu sabah Şant Manukyan'la konuştuk. Piyasanın unutulmaz aşklarını sorduk ona da. Bir dinleyelim Şant'ı.
kuantitatif easing ile olan ilişki gerçekten ön plana çıktı. Ama 2014'te zannediyorum bu durumda artık zannediyorum değil, bozulmuş vaziyette zaten. Bundan sonra biraz kırgınlıklar olacak gibi geliyor bana Berfu. Dolayısıyla ben 2014 için çok olumlu bakmıyorum o açıdan. Çok büyük bir ihtimalle öyle olacak. Hatta dediğim gibi biraz kırgınlık da olacak. Çok medeni bir ayrılık olmayacak gibi geliyor bana. Çok büyük bir ihtimalle burada birkaç tane aday var. Bir tanesi hisse senedi piyasası, Amerika için konuşuyorum. Hala gayet iyi tutunuyor. Dolayısıyla Amerika'da hisse senedi piyasası iyi bir performans gösterebilir. Bu sabah itibariyle baktığımızda altında ciddi bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Uzun süre sonra aşağı yukarı bir yıldan sonra 200 günlük ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla altında düzeltmenin bitme ihtimali giderek artıyor. Kesinlikle bitmiştir demiyorum ama giderek artıyor. O açıdan 2014 altın açısından da ilginç olabilir. Dönem dönem değişiyor. Zaten buna da rotasyon diyoruz. Hatırlarsan 2007'de petrolle ilgili çok ciddi bir beklenti vardı. 140 dolarlara kadar çıkmıştık. Yine son 2 yılı geride bırakırsak aslında altınla 1900'lere kadar götüren bir hareket olmuştu. Dolayısıyla dönem dönem bu değişiyor. Aslında şu anda sorunlu gördüğümüz gelişmekte olan piyasalarla ilgili de ciddi bir aşk vardı. Devamlı olarak işte BRIC'di, MINT'di, yeni isimler türetilerek tekrar tekrar ilan ediliyordu. Dönem dönem değişiyor tabii ama şu an için baktığımızda sanki bir son şu bir haftada gördüğüm hisse senedi, Amerika hisse senedi ve altın olası yeni adaylar gibi. Hem orada bir ayrışma olacak hem de gelişmekte olan ülkelerin kendi içinde de bir ayrışma olacak gibi gözüküyor. Yavaş yavaş hem aracı kurum raporlarında hem de salı günü Fed'in açıkladığı raporda da benzer bir şey gördük. İşte örneğin cari açığı olanlar, cari fazlası olanlar, Amerika'ya yakın olanlar, Amerikan pazarına uzak olanlar, Çin yavaşlarsa çok etkilenecek olanlar, yavaşlamazsa iyi etkilenecek olanlar gibi alt kırılımlar da oluşmaya başladı. Dolayısıyla ilk başta bir blok halinde değerlendiriyoruz. Hala da belli bir süre öyle değerlendireceğiz gelişmekte olan piyasaları. Ama ikinci aşamada gözüken o ki çok net bir ayrışma kendi aralarında da yaşanmaya başlayacak. Eskisi gibi sadakatler kalmadı anne babalarımızın zamanında olduğu gibi. Dolayısıyla ben hala hisse senedinde devam diyorum ama sene ortasında görüntü tabii ki değişebilir. Ya eskisi gibi sadakatler kalmadı diyor Şant. Yani böyle birkaç aşkla birlikte flört edilebilir gibi bir şey söylüyor sanki. Evet. Bu arada izleyicilerimizden Yiğit Pamukçu Twitter'da diyor ki en büyük aşkımız yabancı yatırımcıydı. 17 Aralık'la küstük. Yakın zamanda da barışabileceğimizi sanmıyorum demiş. Berfu, harika bir yorum. Harika bir tespit. Bunu açalım. Türkiye'de yatırımların ve tasarrufların arasında yaklaşık 7 puanlık fark var. Yani biz tasarruflarımızdan daha fazla yatırım yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yabancı yatırımın tasarrufuyla yapıyoruz. Onları ürkütmemeliyiz, onları getirmeliyiz bu ülkeye. İsterlerse borsamıza gelsinler, isterlerse bonomuza gelsinler, isterlerse gelsinler şirket alsınlar, ortak olsunlar veya sıfırdan fabrika kursunlar. Nasıl gelirlerse gelsinler. Büyümek için yabancı yatırımcının tasarrufuna ihtiyacımız var. Ne zamana kadar? Tasarruf açığımızı kapatana kadar. Halil Serkan Bulut diyor ki altın ve hedge fon aşkı var tabii ki, yani piyasanın en unutulmaz aşkları bunlardır demiş. Salih Kaynar diyor ki dolar bu şekilde giderse aşk meş kalmaz Berfu Hanım diye bir yorumda bulunmuş. Handan Hanım diyor ki 2013 için 1.92 idi bizim aşkımız, bütün zamanların aşkı da dolardır demiş. Biz doların 1.92 olma ihtimalini sevdik diye de bir tweet atmış. Bu arada 1.92 ile ilgili olarak dün Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın yine açıklamaları varmış. Yani basına kapalıydı tabii ama kongreye bir şeye, meclise bir sunum yapmıştı. Ve orada 1.92 17 Aralık nedeniyle tutmadı gibi bir söylemde bulunmuş. O da bugün gazetelerde var. Hatta Habertürk'te şu anda ekranda. 17 Aralık olmasa 1.92 tutardı diyor Sayın Erdem Başça. Evet, 17 Aralık olması elbette dolar TL'deki yükselişe ek bir ivme kazandırdı ama 17 Aralık'tan bağımsız gelişmekte olan ülkeler üzerinde zaten genel bir Fed baskısı vardı. Dolayısıyla ben Sayın Başkan'la aynı görüşte değilim. Şimdi o kadar çok yorum var ki özellikle değişmez tek aşk tanırım, eşim ve iki kızıma olan aşkımdır demiş Aydın Eroğlu. Tabii ona saygı duyuyoruz, ona diyecek bir şey yok. Biz böyle piyasalar açısından bakarak biraz konuyu da renklendirmeye çalışıyoruz. Küçük yatırımcının kaybetme aşkı demiş Okan Bey Twitter'da. En büyük ve kalıcı aşk altındır gibi bir yorumu var yine Haliç Tezcan'ın. Bugün biz Figen Özavcı'yla da konuştuk.
Altına aşık olan çok üzüldü 2013'te diye bize hatırlattı. Bir dinleyelim Figen'i, üzerinden altınla ilgili Erkin Şahin Özden de yorum alalım. Geçtiğimiz yıl 2013'ün ilk yarısında tüm piyasalarda aslında gelişmekte olan ülke aşkı çok ön plandaydı. İkinci yarıya döndüğümüzde bu sefer gelişmekte olan ülkelerden ibre gelişmiş ülkelere geri dönüş yaptığını biz gördük. Altın yatırımcısını çok üzdü. Yani altına aşık olanlar 2013 yılında inanılmaz üzüldüler. Bu yıla döndüğümüzde Fed'in çıkışıyla birlikte gelişmiş ülkelerdeki aşk bir miktar aralıklarla devam ediyor. Ama gelişmekte olan ülkelerle olan istek ve iştah özellikle bizim içeride 17 Aralık'tan sonra bayağı bir düşmüş durumda. Şu anda benim gözlemlediğim bahara kadar yatırımcılar flört halindeler. Dolar, altın ve borsalar arasında bence flört aşamasındalar. Altının büyük bir aşka dönüşmesi için bence ons altında 1325 seviyesinin aşılması lazım. Şu anda sadece yatırımcılar güvenli liman bakış açısıyla altında bir flört aşamasındalar. Bir tepki verdi altın. Benim tahminim bahar aylarından sonra piyasa net aşkına karar verecek. Piyasa net aşkına bahardan sonra karar verecek diyor, evet. Figen, ne dersin? Ben şunu söylüyorum. Amerika'da 10 yıllık hazine faizleri %3.20 bölgesine hele bir gelsin. O bölgeye geldikten sonra öne çıkacak piyasa gerçek aşkın piyasasıdır. Yani piyasa şartları, 10 yıllık hazine faizleri, şu an her şey rahat. Amerika'da işte Ocak ayında inanılmaz soğuk hava şartlarından dolayı hakikaten New York'ta özel durum ilan edildi. New York valisi o kadar soğuk, ekonomik aktivite olumsuz etkilendi. Veriler biraz bozuldu. Amerika'da 10 yıllıklar aşağı geldi, 10 yıllık hazine faizleri. Dolar endeksi 81,5 kritik direncinden aşağı geldi, 80,70'lerde. Şimdi dolar endeksi aşağı geldikçe, 10 yıllıklar aşağı geldikçe ve 10 yıllıkların korku endeksi aşağı geldikçe piyasa, dış piyasalar rahatlıyor. Gelişmekte olan ülkelerde dış piyasalardaki sakin seyre biraz tepki vererek katıldı. Ama biz 65 bin, 66 bin bölgesine dikkat edersen Berfu geçemedik. Yine yorumlar var. Murat Bey, paranın aşkına güvenilmez. Para kırılgandır, en ufak tedirginlikte kaçar diye bir yorum yapmış. Çok güzel ifade. Altın konusunda en büyük ve kalıcı aşk altın mıdır diye sorular var. Mihrullah Bey de benzer bir şey sormuş. Ne dersin? Berfu, altını zaten birkaç haftadır konuşuyoruz. Hep ne dedik? Kısa vadede bir bant içerisinde 1325-1150 bandı içerisinde gider gelir. Ama orta vadede ben altın fiyatlarında bir yükseliş bekliyorum. Hı hı. Ve bunun trendsel bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Amerika'da işler iyi gittikçe yavaş yavaş daha enflasyonu, kaç yıldır enflasyon konuşmuyoruz. Sanki ekonomi literatüründen çıkmış gibi, ama enflasyon gerçeğiyle birkaç yıl sonra yeniden karşılaşacağız. Haliyle de altın bu dönemde prim yapar. Orta vadede ben altın için pozitifim, ama yakın vadede şu an Amerikan 10 yıllıkları düşük olduğu için altın yukarı gidiyor. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. 10 yıllıklar yukarı gitmeye başlarsa tekrar altın aşağı yönde baskı yaşar. O yüzden de ben 1150 dolar üretim maliyetinin olduğu alt bant, 1320-25 dolar yukarıdaki kritik direnç, bu bant içerisinde gider gelir bir süre daha diye düşünüyorum. Ama 1150'ye yaklaştıkça altında orta vadeli düşünen almalı bence. Hı hı. Şimdi piyasaların aşklarını konuşmaya devam edeceğiz, ama şimdi niye konuşuyoruz bunu piyasalar açısından? Çünkü bu işin ciddi bir ekonomik boyutu var. Yani buna 14 Şubat Sevgililer Günü deyip geçemiyoruz. Çok ciddi bir ticari boyutu var. Hatta Amerikan ekonomisine katkısıyla ilgili bir takım rakamsal değerlendirmeler de yapılmış. Bu yıl 17,3 milyar dolar denilmiş Amerikan ekonomisine katkısı. Bir dinleyelim haberimizi, üzerine yorum alalım. Amerikan Ulusal Perakende Federasyonu'nun anketine göre Amerikalıların 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 17,3 milyar dolar harcaması bekleniyor. Kişi başına düşen harcama miktarının ortalama 133 dolar 91 sent olması bekleniyor. Geçen yıl kişi başına düşen Sevgililer Günü harcaması 130 dolar 97 sent olarak gerçekleşmişti.
Anket sonuçlarına göre erkekler kişi başına 113,34 dolar, kadınlar ise 56,97 dolar harcayacak. Anket gençlerin sevgililer gününde kesenin ağzını yaşlılardan biraz daha fazla açacağını da ortaya koydu. 25 ila 34 yaş arası genç sevgililerin kişi başına 114,46 dolar harcaması beklenirken 65 yaş üstü Amerikalıların 58,45 dolar harcaması öngörülüyor. Ankette öne çıkan bir diğer bulgu ise bu yıl sevgililer gününü kutlayacak olan Amerikan tüketici oranındaki düşüş. Ankete göre bu yıl Amerikalıların %54'ü sevgililer gününü kutlayacak. Geçen yıl ise bu oran %60 olarak gerçekleşmişti. İngiltere'de bir web sitesi tarafından 200 kişinin katılımıyla hazırlanan Aşk Tanrısı Ekonomi Endeksi'ne göre Sevgililer Günü'nün bu yıl ülke ekonomisine 595 milyon sterlin katkıda bulunması bekleniyor. Sadece başkent Londra'da yapılacak harcamaların tutarının 116 milyon sterlini bulacağı öngörülüyor. Yani bir 14 Şubat ekonomisi var aslında. 14 Şubat Sevgililer Günü ekonomisi oluşmuş. Yani çok ciddi rakamlardan söz ediyorlar. Evet, Amerika'da nasıl Şükran Günü ile başlayan bir tatil dönemi ve müthiş bir alışveriş dönemi başlıyorsa 14 Şubat'ta Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerin ekonomiye ek talep getirdiği aşikar. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Bence bu çok önemli. Bugün alınanlar bir kısmı gelecekte alınanların bugün yapılması, yani gelecekteki talebin öne çekilmesi, bir kısmı da hediye alacak insanların bazıları şunu yapıyorlar: 14 Şubat'ta nasılsa güzel bir şey yaparım, alacak olan almıyor. Yani dolayısıyla geçmiş talep biraz öteleniyor, gelecek talepten de biraz çalınıyor. Ben 17.3 milyar dolar Amerikan ekonomisine katkısı elbette, ama bunu ek bir talep olarak bir kısmını görmek lazım. Bir kısmı dediğim gibi gelecekten çalınan talep, geçmişten ötelenen talep. Erkeklerin yalnız kadınlardan daha fazla harcıyor olması da işin ilginç boyutlarından biri. Şimdi sonuçta bir de Türkiye açısından bakalım. Türkiye ile ilgili de böyle bir sürü haber yapıldı. Sokağa çıkıp bazı yorumlar da alınmış. Reklama gitmeden istersen o haberimizi de bir izleyelim. Mağazalar hediye alışverişini son ana bırakanlarla doluydu dün de. En çok kırmızı gül ve kalpli hediyeler tercih ediliyor. Bu özel günü kutlamak istemeyen sevgililer de var. Sürpriz bekliyor musunuz? Bekliyorum. Ama tabii her kadın gibi bekliyorum, ama bakalım. Pırlantayı çok severim buradan. Mesajımı ileteyim. Pırlantayı çok severim kocacığım. Ne istersiniz gönlünüzden geçen? Yok, bir çiçek yeter. 14 Şubat Sevgililer Günü için herkesin gönlünden geçen farklı. Erkek müşteriler ne yazık ki son güne bırakabiliyorlar. O yüzden ben özellikle yarının çok yoğun olmasını bekliyorum. Siz ne almayı düşünüyorsunuz? Vallahi hanıma bir bilezik almayı düşünüyorum yani. Sevdiği bir şey. Yani bu kadar yıllık hanımımız olduğu halde yine de güzel bir hediye almak istiyorum. Sevgililer Günü hediyeleri çoğunlukla kalpli. Kalpli figürlerimiz var. Şu anda tabii ki bu dönemde onları daha çok ön plana çıkarıyoruz. Çünkü erkek müşterilerimiz de sevgilerini en kolay şekilde ifade etmek için genelde kalp figürüne yöneliyorlar. Ne tercih ediyorlar? Tek hırka verdik, çanta verdik, bir de küçük cüzdanlardan verdik. Sevgililer Günü'nü kutlamayı düşünmeyenler de var. Gençken kutluyordum ama bu yaşımdan sonra kutlamak bana yakışmıyor artık. Gençler yapsın o işi. 14 Şubat Sevgililer Günü bence her zaman bir gün değil.
Kırılganlık Ligi'nden çıkabilecek miyiz sorusu var bu bölümde gündemimizde. Erkün, günlerdir bir grafik konuşuluyor. Salı günü Yalın o sunumu yaptığından beri bir kırılganlık endeksi FED'in ve bu endekste Türkiye en zayıf halka gibi gösteriliyor. Ve burada hani nedir bu grafiğe baktığında sen nasıl yorumluyorsun? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yani gelişmekte olan ülkelerin de kendi içinde ayrıştığını biliyoruz ama en zayıf halka Türkiye mi gerçekten? Şimdi ben en zayıf halkanın Türkiye olduğunu düşünmüyorum. Ancak Türkiye... Şimdi bu tip dönemler biz neyi konuşuyoruz şu an? Fed'i konuşuyoruz. Evet. Fed'i konuşmamızın nedeni ne? Dolardaki dolar likiditesinin artık eskisi kadar bol ve ucuz olmayacağı gerçeği. Hı hı. Bir başka ifadeyle yabancı sermayenin tercihleri. Şimdi yabancı sermayenin tercihleri konuşuluyorsa eğer, o zaman yabancı yatırımcının tasarrufu geldiğinde büyüyebilen Türkiye ekonomisi... Yabancı yatırımcı geldiğinde borsası prim yapan Türkiye ekonomisi için yabancının tercihleri önemli. O yüzden de bu tip dönemlerde dolar likiditesinin daha önümüzdeki dönemde kısılma ihtimalinin olduğu dönemde elbette cari açığı ve aslında ben şöyle söylüyorum, cari açığı bir kenara koyalım. Hep cari açığı konuşuyoruz ama toplam dış finansman ihtiyacı yüksek olan ülkeler çok daha fazla negatif anlamda ön plana çıkıyor. Türkiye'nin de dış finansman ihtiyacı yüksek Berfo. Şimdi cari açık dün açıklandı. Kötüleşmenin sürdüğünü dünkü rakamlarda gösteriyor aslında. 65 milyar dolar %3.8 büyüdüğümüz bir yılda kabaca 65 milyar dolar cari açıkla karşı karşıya kaldık. Bir başka ifadeyle göreli olarak düşük bir büyüme ve yüksek bir cari açık. 65 milyar dolar Aralık ayı rakamları dün açıklandı. Beklentinin üzerindeydi. Burada aslında bir gerçek daha var. Bu grafiği özellikle seçtik. Deminki grafikte enerji dışı cari açığımız o kadar yüksek değil. Yani Türkiye ekonomisinin enerjiye ne kadar duyarlı olduğunu göstermiş olduk aslında bir anlamda. Ben. Hmm. Şimdi o grafikte enerji dışı cari denge lacivertle galiba evet. Gösterilen çizgi. Orada bir düşüş var. Evet, yani enerji bağımlılığımız şimdi burada da mesela cari açığın finansmanı söz konusu. Ben şurada bunu vurgulamak istiyorum. Kırmızı olan, kırmızıya iyi baksın izleyicilerimiz, Türkiye'ye giren sermaye. Hı hı. Evet. Mavi ve yeşil ise bunun ne kadarı doğrudan yatırım olarak gelmiş. Doğrudan yatırım ne? Burada fabrika alan, şirketimize ortak olan yani soğuk yatırım, soğuk para. Yeşil olan uzun vadeli borçlanma yani yabancıların bize verdiği uzun vadeli kredi. Bu da soğuk para. Şimdi gelen kırmızıyla... Soğuk para arasındaki farka bakalım. Yani istediğimiz para şekli soğuk para ama sermaye girişlerine baktığımız zaman ağırlıklı olarak biz finansmanımızı kalitesiz sermayeyle yapıyoruz. Bir başka ifadeyle sıcak parayla yapıyoruz. Kolay çıkabilecek parayla yapıyoruz. İşte o yüzden de Türkiye ekonomisi kırılganlar arasında gösteriliyor. Çünkü bu kısa vadeli sermaye sıcak para ufacık bir tehlike gördüğünde çıkarsa... Burada ani çıkış riski, sudden stop deniyor. Bu da şu son dönemde uluslararası medyada, finans piyasalarında çok konuşulan bir kelime. Sudden stop, ani çıkış. Ani çıkış riski böyle Demokles'in kılıcı gibi tepemizde duruyor. Şimdi finansman kalitesi düşük. Bu grafikten onu anlıyoruz. Kötüleşmenin sürdüğünü de az önceki grafikte gördük. Orada da sen enerjiye ne kadar hassas olduğumuz ortada diyorsun. O lacivert olan enerji dışı cari dengeyi gösteriyor değil mi? Evet, yani Türkiye'nin... Cari açık problemini çözmesinin bir sürü yolu var ama asıl en hızlı yapmamız gereken şey enerji bağımlılığımızı kırmak. Enerji bağımlılığımızı kırmak için de yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı yatırımlar yapmaya devam etmeliyiz. Bu yönde güzel adımlar atılıyor ama bunu hızlandırmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynağı dediğimiz şey ne? Hidroelektrik santral, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Şimdi bugün Habertürk'te şöyle bir haber var. Yabancı parayı götürdü. Rekor kıran cari açıkta asıl suçlu altın ve karı da transfer eden yabancı oldu deniliyor. Evet Berfu, yani mesela dün gene rakamlar yayınlandı. 7 Şubat haftası. 7 Şubat haftasının rakamları yayınlandı. 7 Şubat haftasında o hafta boyunca yabancılar hissede de nette satışta 57 milyon dolar civarında. Bono ve tahvil piyasasında da rakamları şimdi yazmıştım şuraya hatırlamıyorum ama 1.2 milyar dolar bonoda nette satış yapmışlar. Hı hı. Ve yılbaşından bu yana baktığımız zaman yani yılbaşından 7 Şubat haftasına kadar yabancılar hissede net 320 milyon dolar satmış. Bonoda 1.8 milyar dolar satmış. Demek ki yabancıların eğilimi satış tarafında. Bu çok önemli.
yabancıların genel eğilimi satış tarafında. O yüzden de 65 bin 66 bin kritik direncini geçemiyoruz. Geçse bile nereye gider? Hani seviyeleri konuşalım. Geçse bile nereye gider? Bir sonraki yer 65-66 ola ki geçildi 67.500, sonra 68.500, sonra da 70.000. Ama 70.000 bölgesinin üzerine çıkmamız yakın vadede seçimler öncesinde en azından çok zor. Özetle Türkiye'nin hani 12 aylık dış finansman ihtiyacını gösteren bir tablo var. O tabloya da baktığımız zaman rakamların yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu kırılganlığı yaratan, Türkiye'nin kırılganlar liginden çıkmasının çok kolay olmadığını gösteren şey de bu herhalde. Evet, Türkiye'nin 235 milyar dolarlık bir problemi var. 235 milyar dolar. Bu nereden geliyor? Çok basit bakalım. Öncelikle bizim kısa vadeli dış borç stoğumuz var. Kısa vadeli dış borç stoğumuz demek bir yıl içerisinde bunun ödenmesi lazım. Kısa vadeli dış borç stoğumuz 130 milyar dolar civarında. Bunu bir kenara koyduk. Yanına uzun vade ve orta vadeli kredilerin önümüzdeki 12 ay içerisinde ödenmesi gereken kısımları var. Buna da bir 40 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz. 130 milyar dolar kısa vadeli dış borç stoğu, 40 milyar dolar uzun vadelilerin, uzun vadeli kredilerimizin 12 ay içerisinde ödememiz gereken kısmı. Vadesi gelen. Vadesi gelen. Etti mi 170 milyar dolar? Cari açıkta 2014'te koyalım bir 60 milyar dolar. Neyse 55 milyar dolar. Buyurun. 230 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 230 milyar dolarlık bir problemi var. Önümüzdeki 12, tabloda da çok güzel gözüküyor. Önümüzdeki 12 ay içerisindeki dış finansman ihtiyacımız. İşte Janet Yellen o sunumu yaparken veyahut da başka kurumlar Türkiye'ye kırılgandır raporu yazarken buna bakıyorlar. Dış finansman ihtiyacı. Hı hı. Bunun içinde cari açık da var. Şu yanıltıcı oluyor. Yani sadece cari açığa bakmak doğru değil. Cari açık dışında dış finansman ihtiyaçlarımız var. Şimdi telefon attığımızda Mehmet Taylan var. Hemen ondan da bir yorum alalım. Özellikle bugün piyasayla ilgili olarak A1 Capital Venko Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın Berfa Hanım. Günaydın. Bugün nasıl bir gün olur? Ne dersiniz piyasalar açısından? Hem borsa hem de kuru soruyoruz. Kur tarafında bir miktar 2.15-2.20 arasında bir hareket bant. Şu anki ekonomik verilerle normal olarak karşılıyorum. Bu bantın hangi yönüne risk var derseniz 2.20'nin üst tarafına risk bir miktar daha fazla. Özellikle bu önümüzdeki siyasi süreç göz önüne alındığında Mart ayı sonundaki seçimler, önümüzdeki dönemde üst üste gelecek 2 hafta içindeki yüklü hazine iadeleri. Şu an için şu anki ekonomik ve ülkenin genel gerçekleriyle 2.15-2.20 arasındaki bant normal. Ancak dediğim gibi bu hem ihaleler olsun hem siyaset gündemi olsun. Bu bandın alt tarafı çok zor gözüküyor. Bandın üst tarafına doğru risk var diye düşünüyorum. Borsa tarafına bakacak olursak dünkü kapanışlara göre bir miktar olumlu bir açılışla başlaması gibine bekliyorum. Asya tarafına baktığımızda da olumluluk var. Ama borsa tarafı da bu seviyelerde çok sıkışmış durumda. Hareketlerin çok büyük olmasını beklemiyorum. Mehmet Taylan çok teşekkürler. A1 Capital Menko Değerler Genel Müdür Yardımcısından yorumlar aldık. Bu arada izleyicilerimizden yorumlar var. Turgut Cin diyor ki vazgeçilmez aşk cari açıktır her daim var diye bir yorumda bulunmuş. Bu arada Selva Demiralp bize bir mesaj göndermiş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Koç Üniversitesi öğretim üyesi hocamız diyor ki Fed bu endeksle az önce bir endeks gösterdik Fed'in kırılganlık endeksi bizleri bundan sonrası için uyarıyor ve yapısal reformların ertelenmemesi gerektiğinin altını çiziyor demiş Selva Demiralp. Yani bu bir uyarı grafiği diyor aslında. Katılıyorum Selva Hanım'a, buradan da saygılar. Can acıtıcı reformların yapılmaya devam edilmesi lazım orta vadede kazanmaya devam etmek için. Bu not artışı yapılan reformlarla geldi, mali disiplinle geldi, güçlü bankacılık sistemi yaratarak geldi. Dolayısıyla bu adımları, güçlü adımları atmaya devam etmemiz lazım. Hı hı. Yine 1.92 karşılıksız aşkımız diye Murat Bey'in e-posta göndermesi, o mesajı da iletmiş olalım. Bir başka izleyicimiz en büyük aşk değişmeyen aşk euro dolar aşkıdır. Sürekli karşı karşıya gibi bir yorumda bulunmuş. Yine yorumlar var, onlara da bakmaya devam ederiz ama özetle Türkiye kırılganlar listesinde ve çok da kolay kolay çıkacak gibi gözükmüyor.
bazı adımlar atılması gerekiyor. Yani Selva Hanım da mesaj atmış. En azından yapısal reformların yapılması gerekiyor. Burada Türkiye'nin risk priminin de son dönemde aslında yükseldiğini görüyoruz. Yani o kırılganlığının neden arttığını gösteren faktörlerden biri de CDS'ler. Evet. Yabancı yatırımcının nezdindeki risk algımızı gösteriyor. İşte grafikte görülüyor. Son dönemde ciddi şekilde özellikle Mayıs ayından sonraki süreci izleyicilerin odaklanmasını da yarar var. Mayıs sonrasında Türkiye'nin risk algılamasında ciddi bir artış var. 17 Aralık'ta içeride siyasi tansiyonun artmasıyla da birlikte bu risk algısı daha da artıyor. Ama son dönemde dikkat ederseniz aşağı yönde bir gerileme var. Zaten Borsa İstanbul'un 60-61 bin bölgesinden verdiği 64 bin 700'lere kadar verdiği tepkinin arkasında da şu makastaki gerileme. O zaman borsadaki kritik seviyelere bir bakalım belki, ne dersin? Tabii ki. Evet, şu anda ekranda bir grafiğimiz var. Evet, şimdi borsada önümüzdeki dönemde özellikle seçime kadar olan süreçte ben şuna dikkat edilmesinde yarar görüyorum. Bir kere 65 bin 66 bin önemli bir ara bölge. Hı hı. Aşağıda 60-61 bin sürekli tepki verdiğimiz bir bölge. Yukarıda da 70 bin seviyesi var. İhlal olursa 72.500 ama 70.000 çok güçlü. Şimdi Borsa İstanbul'un mevcut şartları altında 10 yıllıklar Amerika'da hazine faizleri bu kadar düşükken, dolar endeksi bu kadar rahatken ve dış borsa endeksleri Amerika'da Dow Jones yeniden 16.000'e yaklaştı. S&P 1800'ün üzerinde, DAX 9.600'lere yakın, yani dışarıda şartlar bu kadar iyiyken biz zorlanıyorsak, onlarda bozulma olduğunda ki 10 yıllıklar Amerika'da birkaç tane ekonomik veri iyi gelsin 10 yıllıklar yukarıya gidecektir. Bizdeki bozulma artar. Dolayısıyla ben şunu öneriyorum. 70 bine yukarı doğru gittikçe risk azalt, makta yarar var. Ne zamana kadar? Bu önümüzdeki seçime kadar olan süreçte ara bölge olarak da dikkat edilmesi gereken yer 65 bin, 66 bin, 67 bin 500, 68 bin 500, sonra da 70 bin. 68 bin 500, 70 bin aralığı risk azaltmak için uygun. Hı hı. Aşağıda ise 60-61 bin kırılırsa 58 bin, 55 bin ve 50 bin, 52 bin aralığı buralar hedef olur. Hı hı. Yakın takip etmeye devam edeceğiz. Yani 10 yıllığı takip edeceğiz. Yani borsa açısından Amerika'nın 10 yılı izleyeceğiz ama o tarafta da sanki rahatlama var gibi. Yani biraz Fed kaygısının azaldığını gösteren bir tablo mudur bu, ne dersin? Berfu, kesinlikle öyle. Çok aslında güzel bir noktaya vurgu yaptın. Amerika'daki 10 yıllık hazine faizleri mavi olan. Evet. Dikkat ederse izleyicilerimiz %3'lerden %2.60'lara kadar bir gerileme oldu son, evet, dönemde. Hem de Fed tapering yaparken, bir başka ifadeyle 10 milyar dolar tahvil alım programını sınırlandırırken. Buna rağmen 10 yıllıklar aşağı geldi ve kırmızı olan da 10 yıllıkların korku endeksi. O da aşağı geldi. Yani sakinlik var. Şöyle biraz geriye gitsinler, Mayıs dönemine baksınlar. Hem korku endeksi fırlamış, hem 10 yıllıklar fırlamış. O zaman ne oldu? Bütün gelişmekte olan ülkelere satış geldi. İşte o Mayıs'la başlayan süreç. O yüzden bu iki şeyi, göstergeyi takip etmekte yarar var. Burada şu an sakinlik var ama bu sakinlik hep devam edecek şeklinde yorumlanmamalı. Mehmet Hulusi Dalgıç Twitter'da bir soru atmış bize. Diyor ki dolar TL bugün ne olur? Borsa yurt dışına bağlı, yükselişle açılıp ikinci yarı hafta sonu diye satış gelebilir mi diye de borsayı da bağlamış. Evet, şöyle söyleyelim, borsada bir kere 63.000-63.500 bölgesine aşağıda lütfen dikkat edin. 63-60.500 bölgesi kırılırsa 60-61.000 yeniden gündeme gelecektir. Dolayısıyla gün içerisinde işlem yapanlar, günlük işlem yapanlar bu bölgenin kırılıp kırılmadığına lütfen dikkat etsinler. Kırılırsa stop loss, zarar kesme yoluna gitmekleri gerekir bence. Dolar TL'de de bakılması gereken yerler önemli aslında Berfo. Burada da şu an 2.20 bölgesindeyiz. Aşağıda 2.18 var ki 2.18 bence önemli bir bölge. Onun altında da 2.15 var ki ben 2.15'in kolay kolay kırılabileceğini sanmıyorum. Yani 2.10'ları ve 2.10'ların altını unutalım mı artık? Şöyle, kalıcı olarak kırmak çok zor. 2.15'in altına. İşte grafikte görülüyor. Bu grafik de önemli bir grafik. Sadece dolar TL'ye bakmıyoruz Berfu. Aslında dolar TL ve içeride Borsa İstanbul'la ilgilenen yatırımcıların dolar TL'nin oynaklığını da takip etmelerinde yarar var. Bu çok önemli. Oynaklık. Burada oynaklıkla beraber koyduk. Sarı olan oynaklığı ifade ediyor. Dolar TL yükselirken oynaklık da yukarı çıkıyorsa daha baskılı geliyor dolar TL yukarıya doğru.
O yüzden lütfen oynaklığı da bu 3 aylık volatilite dediğimiz ona da bakmakta fayda var. Onu da takip etmelerinde yarar var. Peki dolar TL'de kritik seviyeler nedir Erkin? Bir de istersen yine bir matrix grafiği üzerinden ona da bir bakalım. Tabii ki. Hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada en kritik bölge, ben şöyle söyleyeyim Berfu. Bir kere önce orta bölgeyi söyleyeyim, altı söyleyeyim, yukarıyı söyleyeyim. Ondan sonra aradakilere bakalım. 2.15 aşağısı. 2.30-2.35 bir bant, o da yukarısı. Merkez Bankası ne yaptı? Faizleri arttırdı dramatik bir şekilde. Bizi nereye getirdi gelişmekte olan ülkeler sınıfında? İkinci sıraya. Hem nominal faiz anlamında hem reel faiz anlamında. Reel faiz neydi? Nominal faiz eksi enflasyon. Şimdi Türkiye'de faizler yükseldiği için 2.30-2.35 artık kale gibi oldu. Burası bir kale. Aşağıda da 2.15. Bu bant içerisinde gidip gelecektir. Orta noktada 2.25. Burası da önemli. 2.25'in üzerine çıktığı zaman 2.35-2.35 yolu açılıyor. 2.25'in altında kaldığımız sürece de 2.15 potansiyeli şey yapıyor, gündeme geliyor. Haliyle de ben şunu öneriyorum. 2.30-2.35 bölgesine geldikçe TL'ye geçmekte, 2.15 bölgesine yaklaştıkça da dolara geçmekte. Tabii ki burada önemli olan stop loss'lar, yakın stop loss'larla buna bakmak lazım. Arada da kritik bölge, ben alttan başlayayım. 2.15, 2.18, 2.20, 2.25, 2.30-2.35, 2.40, 2.45 ve 2.48-2.50. Umarız 2.35 üstünü bir daha telaffuz etmek durumunda kalmayız. Peki 2.15'in altı neye bağlı dolar TL'den? 2.15'in altı Amerika'da hakikaten veriler ciddi şekilde bozulmaya başlayacak. Amerika'da 10 yıllık hazine faizleri %2.50'nin altına kalıcı olarak yerleşirse dolar TL'de 2.15'in altı kalıcı olarak söz konusu olabilir. Aksi halde zor gözüküyor Berfu. İşte bugün önemli bir haber dikkatimizi çekti Radikal Gazetesi'nde. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın reel sektörle buluşacağına yönelik bir haber. Hatta hasar tespit zirvesi olduğuna dair bir başlık atılmış. Burada son dönemde yaşanan gelişmelerin reel sektör üzerindeki hasarını görüşmek için Babacan harekete geçti. 60 ana sektörün temsilcisiyle 4 Mart'ta buluşacakmış ve Babacan'a her biri 5 dakikada durumu anlatacakmış. Müthiş bir hamle. Sayın Babacan hem yabancı yatırımcılarla olan diyaloglarında hem de içeride reel sektörün nabzını tutmak açısından her zaman çok önemli işler yapmıştır. Ben çok yerinde buluyorum. Reel sektörün önemli oyuncularından sorunlarını dinlemek, onlara yardım edebilecek. Belki bir şöyle bir şey oluşturulabilir. Benim önerim o. Reel sektörün şu an ciddi anlamda likidite krizi yaşadığını biliyoruz önemli derecede. Dolayısıyla bir havuz oluşturulabilir. Reel sektörün bu havuzdan fonlanması sağlanabilir. Ve o yüzden de bunları dinlemekte yarar var. Bence çok yerinde bir adım. Çünkü kurdan dolayı, kurdaki belirsizlikten dolayı, kurdaki yükselişten dolayı reel sektörde üretim yavaşladı. Zaten bunu göreceğiz şimdi, sanayi üretimi rakamları falan gelecek Ocak, Şubat. Ocak ve Şubat'ta sanayi üretimi neden zayıflamış olacak? Kurdaki belirsizlikten, Berfu, faiz artışının da ondan sonra etkileri başlayacaktır. O yüzden yılın ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde büyümeyi kaybedebiliriz. Bu çok doğru bir adım bence. Şimdi Erkin, şu soru çok sorulmuş Twitter'da, Hakan Bey sormuş, birkaç izleyicimiz daha vardı, şu anda bulamadım ama özellikle bugün OECD'nin mali eylem görev gücünden bir uyarı gelebilir Türkiye gibi bazı haberler yapılıyordu. Yani böyle bir karar çıkarsa bunun etkisi nasıl olabilir diye sorulmuş. Kararın çıkma ihtimalini, yani Türkiye'nin gri listeden kara listeye çıkartılma olasılığını ben çok 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 düşük görüyorum. Ama bu en nihayetinde bir risktir. Gerçekleşme ihtimali düşük bir risktir. Gerçekleşirse yapacağı piyasa etkisi büyük bir risktir. Dolayısıyla bunu evet yan gözle takip etmekte yarar var ama Türkiye'yi gri listeden kara listeye çıkartacak da Türkiye bir şey yapmadı. Onu beklemiyorsun. Evet. Şimdi herkes sona doğru yaklaşıyoruz. Yine böyle renkli çıkalım. Sonuçta hani piyasaların aşklarını konuşarak başladık. Ama 2014 aşkını boş bırakmıştık. Bir grafiğimiz vardı hatırlarsan. Evet. 2013'e kredi notu ve kötü veri aşkı demiştik. Şimdi 2014'e ne diyeceğiz? Ne aşkı diyeceğiz? 2014'e aslında şöyle bakmak lazım. 2014'te ne öne çıkabilir? Ben onu düşünüyorum. Borsalar biraz böyle, Şant çok güzel söyledi. Aşk devam eder, hisse senedi aşkı, ama eskisi kadar sadakat olmaz. Ona katılıyorum. Borsalar açısından böyle biraz daha iniş çıkışlı bir trendin olmadığı. Altın aşkı olur mu? Bence hazine faizleri. Hazine faizleri. Ben Amerika'da hazine faizlerinin 3,5-4 aralığına gideceğini düşünüyorum. 2015'in ilk çeyreğinde Amerikan ekonomisine başka bir şok gelmezse. Dolayısıyla bence hazine faizleri
2014'e damgasını vuracak, trendsel bir eğilim yaşayacak bir piyasa gibi gözüküyor. 2014'de hazine faizleri. 2015 için bir öngörün var mıdır? 2015'te artık Fed'in faiz silahını devreye sokma ihtimali yükselecek. Erkin Şahinöz, var mı ekleyeceğiniz son olarak? Yok ama şu Sevgililer Günü'yle ilgili ben bir şey söylüyorum. Demin arada güzel bir şey geçtiniz. Amerika'daki harcamalarla ilgili bir klip geçti. Erkekler çok daha fazla harcıyor. Şimdi ben erkeklere, yani hem cinslerime burada bir öneride bulunmak istiyorum. Hem bizleri de hayatı kolaylaştırmaları açısından duygu ağırlıklı, duygu yüklü hediyeler. Yani yükte ağır, pahada hafif hediyeler daha makbul olacak. Alın verin, ekonomiye can verin değil diyorsun. Tabii. Pahada ağır, yükte hafif hediyelere değil, sevgiyi öne çıkarmak daha önemli. Erkin Şahinöz, çok teşekkür ediyoruz yorumların için. Bugün Tacirler Menkul Yatırım Koordinatörü Erkin Şahinözlü konuğumuz. Reklama gidiyoruz. Birazdan CNBC Tüketici Güven Ön Endeksi açıklanacak. Bizden ayrılmayın.